Ülke olarak öyle bir süreçten geçiyoruz ki hepiniz izliyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Size desem ki, hanımlar beyler, ben bu ülkenin başına geçeceğim. Ne kadar madenimiz var, ne kadar öz kaynağımız var, hepsini satacağım. Ülkenin dört bir tarafını komşunun vatandaşıyla dolduracağım. Onlardan vergi almayacağım. Sizden tıkır tıkır vergileri tahsil edeceğim. Çocuklarınız üniversite sınavına girerken her yıl yeni bir sistemle karşı karşıya kalacaklar. Baba bir oğlu 100 puan alınca üniversite sınavını kazandıracak. Diğer oğlu 300 puan alınca üniversite sınavını kazanamayacak. Aynı babanın arka arkaya sınava giren iki oğlu, iki kızı. Ben size böyle bir Türkiye ideali sunuyorum desem, desem ki buranın öz değeri fındık, 5 kuruş para etmeyecek. Buranın fındığını toplayan devletin iştirakini kapatacağım. Sizi tüccarlara, tırnak içinde, tüccarlara mahkum edeceğim. Yanı başımızda çay var. Çaya kota koyacağım. Sizin ürettiğiniz kadar değil, canımın istediği kadar alacağım. Geldiğimde dolar x lira olacak, onu 10'la çarpacağım ve sizi yöneteceğim desem, hanginiz bana oy verir, el kaldırsın. Şimdi biz dedik ki ÖTV'yi kaldıracağız. Sayın Cumhurbaşkanı kalktı bize cevap veriyor. Biz diyor aslında daha çok ÖTV alırız da almıyoruz diyor. İsmini vermeyin, diğer parti genel başkanları ÖTV'ye sahip çıkmaya çalışıyor. Biz de kaldıracağız diyor. Anlamıyorlar. Bak ben ÖTV'yi kaldırırım, ekonomiyi uçururum. Sen ÖTV'yi kaldırırsın, ekonomiyi batırırsın. Şimdi biz Aydın Hoca'dan öyle bir bilgi birikim aldık ki, biz Türkiye'de bir şey yapıp da ekonomiyi düzeltmeyeceğiz. Biz Türkiye'de sistemi değişip ekonomiyi düzelteceğiz. Adam diyor ki, şu metayı, şu malı 3 kuruş az alsın benim vatandaşım diye ÖTV kaldıracak. 3 tane oy için ÖTV kaldıracak. Ben diyorum ki ÖTV bunun için kalkmaz. ÖTV doğrudan ve dolaylı bütün vergiler. Ne için kalkar? Devletin üretim kabiliyeti ortaya çıksın diye kalkar. Neden? Aksi halde devlet hazır yemeğe alışır, üretim yapmaz. Sen hayata adım atmaya başladığın andan senden para sormaya başlıyorlar. Sadece senden mi? Ya çocuk dünyaya geliyor, hemen diyorlar ki bu çocuğu sen nasıl bu dünyaya getirdin, hemen para ver. Hemen. Hemen para almaya başlıyorlar. Kimse demiyor ki ya bu millete, bu vatandaşa para vermemiz lazım. İşte Haydar Hoca'nın yıllarca yırtına yırtına size anlattığı, bize anlattığı, bu millete anlattığı buydu. Ve bugün bütün dünya milli ekonomi modelini uygulamaya başlamıştır arkadaşlar. Bunu şu anda dünyada uygulamayan bir tane ülke kaldı. Hangi ülke bilin bakalım? Türkiye. Ya Türkiye. Türkiye. 1930'dan beri, bak önemli bilgi, 90 senede 3 trilyon dolar, 3 trilyon dolar resmi para basmış, kağıt para basmış Amerika 2020 yılında dedi ki 10 trilyon dolar para basacağım. Amerika dedi. Başına taş düştü herhalde. 2012'den beri Avrupa Merkez Bankası yılda kaç trilyon euro basıyor? 180 milyar euro. Yılda 2 trilyon euro para basıyor. Avrupa Merkez Bankası. Nereden duydular bunu? Haydar Hoca'dan. Herkese Haydar Hoca'nın dünyayı kurtardığını anlatacağız. Diyeceğiz ki Haydar Hoca dünyayı kurtardı, şimdi sıra Türkiye'yi kurtarmadı. Bunu kapı kapı gezip anlatacağız. Yoksa biz işte başından beri konuştuğumuz ahde vefamızı yerine getirmiş olmayız. Bunu yapmakla mükellefiz. Bu vatan için canını vermiş insanların torunları olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ve Allah'ın izniyle bu iktidarı da kazanıp bu ülkeyi düzlüğe çıkaracağız. Biz kimin torunuyuz? Son cümle. Son cümle. Biz kimin torunuyuz? Biz Atatürk.